Hepinize yeniden selamlar. Bugünkü videoda iPad'e nasıl harici disk bağlayabiliriz? Bunun cevabını arayacağız. Bana sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesiydi. Bir adet SSD diskim var burada 1 TB'lık. Bir adet de Apple'ın orijinal Lightning ve USB 3.0 adaptörü var elimde. Şimdi hemen başlayalım işleme. Kabloları bir açalım. Önce Lightning adaptörünü, Lightning USB 3.0 adaptörünü iPad'e takıyorum. Daha sonra adaptöre SSD'nin kablosunu bağlıyorum ilk önce. Daha sonra da SSD'nin USB Type-C girişine kendi kablosunu bağlıyorum. Bu şekilde buraya normal şartlarda Samsung T5 ibaresi gelmeli. Burada menü altında onu görmemiz lazım. Ancak bu ayarlarda bunu göremeyeceğiz. Nedeni de şu, bu diskin ekstra bir güce ihtiyacı var. Dolayısıyla adaptör üzerindeki Lightning bağlantısına bir adet de Lightning kablosu bağlamamız gerekiyor. Biraz daha enerji sağlamamız gerekiyor bu işlem için. Hemen cihazı aynı anda da şarj edebilecek kablomuzu taktık oraya. Şimdi şuraya Samsung T5 isimli cihaz birazdan gelmeli. Evet, burada gördüğünüz gibi Samsung T5 şu anda iPad'de klasörler uygulaması altında görünüyor. Dosya içeriklerine, klasör içeriklerine ulaşabiliyoruz. Hemen klasörün içine girelim. Burada bir fotoğraf var. Gayet akıcı bir şekilde fotoğrafa ulaşabiliyoruz. Geri çıkalım. Farklı bir klasör. Evet, bunlar sanıyorum cihaz testleri sırasında çektiğim fotoğraflar. Gayet akıcı bir şekilde dosyalara ulaşabiliyorum herhangi bir takılma olmadan. Samsung 1 TB'lık SSD'yi Apple'ın adaptörü aracılığıyla ve Lightning kablosunu da bağlayarak aynı zamanda iPad üzerine aktarabildik. Buradan da tüm dosyalara ulaşabildik. Şimdi farklı bir şey deneyelim. Bu diski buradan çıkarıyorum. Farklı bir disk alıyorum önüme. Burada bir adet Western Digital Elements var. Bu da 1 TB'lık bir ürün. Onun kablosunu adaptöre bağlıyorum. Ve bunu da diske bağlıyorum. Bakalım bunu iPad'de görebilecek miyiz? Şurada bekliyoruz bakalım. Diskten şu an bir ses geliyor. Dönmeye başladı. Ama tekrar durdu. Size o sesi duyurmaya çalışayım mikrofonu oraya yaklaştırarak. Evet, gördüğünüz gibi maalesef bu diskin ihtiyaç duyduğu enerji iPad'in karşılayabileceğinden daha fazla olduğu için disk çalışmaya başlıyor. Ancak bir süre sonra tekrar duruyor ve dosyalara maalesef burada ulaşamıyoruz. Diske daha fazla zarar vermeden bunu da buradan çıkaralım. SSD'yi tekrar buraya alalım. Şimdi başka bir soru. Bunu iPad üzerinde yaptık. iPad Air 3'te bu işlemi yapabildik. Peki iPhone'larda aynı işlem mümkün mü? Hemen deneyelim. iPad'i çıkarıp kenara koyalım. Örneğin iPhone 11 Pro Max'i alalım, bağlayalım. Diskimizi de aynı şekilde adaptöre bağlayalım. Dosyalara gidiyorum. Bunu şöyle yukarı kaldırayım. Evet, Samsung T5 buraya geldi. Klasör içeriklerinde görüyorsunuz. Tıpkı iPad'de olduğu gibi buradan da hepsine ulaşabiliyoruz. Hatta videoları oynatabiliyoruz. Oldukça pratik bir özellik bence. iPad'lerde olduğu gibi iPhone'larda da 1 TB'lik bir diskiniz varsa tüm içeriğine iPhone üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Peki ben şimdi bana gelecek soruları tahmin ettiğim için başka bir şey daha deneyeyim.
Abi sendeki telefon iPhone 11 Pro Max. Burada tabii ki olacak diyeceksiniz. Bende eski cihaz var. Peki. Bir başka cihazla deneyelim. iPhone 6s Plus'ı alalım. Ona bağlayalım. Şu anda her şey zaten bağlı durumda. Dosyaları açalım. Kısa bir süre bekliyoruz. Ve Samsung T5'e ulaşıyoruz. Burada da bütün klasörler yüklendi. İçeriklerine ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde gayet akıcı. Herhangi bir takılma yok. Buradan da ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Şöyle bir şey deneyelim. iPad'de göstermek daha pratik olacaktı ama burada deneyelim. Bu inceleme videosuna gidelim. Mesela buradan bunu seçtik. Hareket ettiriyoruz aynı zamanda. Yanına 1, 2, 3 dosya daha aldım. Gördüğünüz gibi bunları bırakmıyorum. Menüye gidiyorum, geri. Burada farklı bir klasör arıyorum. Fotoğraflar ve videolar klasörüne girdim. Buraya bıraktım. Bu videoların hepsini buraya kopyalamış oldum basit bir şekilde gördüğünüz gibi. Aynı şeyleri iPad üzerinde de yapabilirdik. Burada göstermiş oldum. Lightning ve USB adaptörü aracılığıyla ister telefonunuza, ister iPad'inize 1 TB'lık, örneğin benimki 1 TB'lık, farklı boyutlarda da olabilir, SSD'yi bağlayıp içeriklerine ulaşabiliyorsunuz. Bu tarz ürünlerde, biraz daha eski ürünler bunlar, daha fazla bir güç ihtiyacı olduğu için iPad bunu temin edemiyor. Dolayısıyla bunu iPad üzerinde çalıştıramadım ben. Büyük ihtimalle sizde de çalışmayacaktır. Bunu demeye getiriyorum. SSD'ler zaten daha hızlı, daha pratik ve daha küçük ürünler. Şayet bu tarz bir ürün kullanıyorsanız iPad'inizle rahat bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Umarım işinize yarayacak bilgilerdir bunlar. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.